Görüyorsunuz değil mi hanımefendiciğim? Kocanızın katilini asabilmek için ne taklalar atıyorum. Bir köstebek misali ne deliklere girip çıkıyorum. Bak Turgut, görevini yapmana tabii ki lafım yok. Lakin hassasiyetimi biliyordum. Bari haber verseydin de İnci'yi getirmeseydim. Kız perişan oldu. Zaten İnci'yi getirmeyin efendim, rica ederim. Babasının katilini görünce fenalaşıyor çocuk. Sizden övgü beklerken yerilmek çok canımı acıttı. Son dakika gelişmelerini sizinle nasıl paylaşayım? Aşk olsun. İyi günler. Yazıyor, yazıyor. İstanbul'daki moda festivalini Bülent Ecevit'in açacağı yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Kusura bakma Mustafa abi. Bekledik seni biraz ama o ayakkabılar en büyük ustanın elinden çıktı. Güle güle kullan. Elleri dert görmesin. Allah beraat nasip etsin. İnşallah be abi, inşallah. Hadi hayırlı işler sana. Aa, Bülent abi. Hayırdır abi, yolculuk nereye? Yok ya, eve mal bıraktıydım da dükkana getirdim. Ha, iyi abi, kolay gelsin. Selam Bülent kardeş. Selamı sabah kestin mi bakıyoruz? Yok be kardeşim. Hayırdır? Kapıda mı kaldın? Yok ya, dalgınlık işte. Anahtarı karıştırmışım. Evde mi? Ha. Bizim çırağı göndereyim mi, alsın gelsin hemen? Yok yok. Bilmezler şimdi yerini. Hadi kal sağlıcakla. Valiz? Mal getirdiğin dükkana. Hadi görüşürüz kardeşim. Görüşürüz. Feride, müsait misin, gelebilir miyim? Tabii, buyur. Resmen şoktayım Feride. Aklımıza neler neler geldi. Hadiseyi açıklayabilmek için nerelere daldık? Mamafi bu. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Yani düşünsene. Biri bana böyle böyle dese. Yani yok artık derdim. Neyse. Her şerden bir hayır çıkar diye boşuna dememişler. Başından beri rahmetli Süleyman Bey'e ne kadar düşkün olsan da, onu bir ağabey gibi sevsen de hep adaletli olmak istedin. Seni çok takdir ettim Feride. Nazif Kara neden işledi bu cinayeti, bunu bulmamız gerek dedin. Davayı adeta kendi davan haline getirdin, çok da iyi yapmışsın. Bak, sebep bulundu. Artık Nazif Kara'yı için rahat asabilirsin. Hayat boyu da vicdan azabı çekmezsin. Adalet yerini bulur. Turgut, senin içinde bir sakıncası yoksa ben Salih Bey'i çağırmak istiyorum. Mütalaamıza hep beraber devam ederiz. Bakıyorum da aranız düzelmiş. Oysa babanın davetine iştirak etmediğinde ne kadar da rencide olmuştun. Nasıl da kalbin kırılmıştı. O Salih denen adama fazla müsamaha gösteriyorsun. Sen kendinin kıymetini bilmiyorsun. Ne güzel ellerin var. Bu ellerinin, bu güzel ellerinin kıymetini bilmiyorsun. Bilsen, senin yanında olmayan adama o ellerini uzatır mısın? Turgut, sen nişanlısın. Artık yalnızca Serra'nın saadetini düşün.
Benimkini de bana bırak, olur mu? Ben yıllarca süren ahbaplığımız için söylemiştim. Feride, asla seni kızdırmak ve incitmek istemedim. Hülasa inanıyorum ki kimin senin iyiliğini istediğini bir gün anlayacaksın. Nazif abi dediği gibi eğer mektupları hiç açmadıysa bu bizim için delil olabilir. Süleyman Bey ile Kader Hanım'ın ilişkisini bilmediğini böylece ispat edebiliriz. Mektuplar nerede acaba? Gidip babama bir soralım. Çok zor. Daha yoldadır. Şimdi babanı içeri alacaklar. Sayın filan. Ziyaret saati biter. O saatten sonra benim görüşmeme bile izin çıkmaz. Ancak sabaha görebiliriz Nazif abi. Hayır. Şurada biraz oturalım. Ne yazdı acaba? İşlerinde ne var? Her üç ayda bir yazdıysa dünyanın mektubu yapar mı? Belli ki Süleyman Bey ile ilişkisinden bahsetmiş. O mektuplara ulaşmadan hiçbir şey bilemeyiz. Ulan hiç merak etmediniz mi bu çocuk ne yer, nerede yatar, ne içer? Ha? Ne bileyim Necdet, haberim var sandım. Yok, benim hiç haberim yok İbo. Eğer ona bir şey olursa var ya, alayınızı çizerim. İyi o zaman ben gidip bir okula bakayım. Durduğun kabahat İbo. Durduğun kabahat. Haftaya sınav var. Osman'ın yükseliş dönemine kadar sorumlusunuz. Sana bir şey demem gerek. Nasılsa duyacaksın. Biz komiserle yeniden aşka yelken açtık. Beni unut. Umudu da kes diyeceksin değil mi? Sen nereden biliyorsun? Kuşlar söyledi. Songül ben bütün bu sözleri kalbime yazdım da. Demiştim ya sana o benden ayrı çalışıyor. Dinler mi Meret bilmiyorum. Hadi eyvallah. Ne oldu Kerime Hanımcığım? Hani araları fena bozuktu. Mamafi ben bugün el ele göz göze gördüm. Barıştıklarını neden bana haber vermediniz? Allah Allah. Bana mı hesap soruyorsun Turgut? Nişanlı adam değil misin? Ne diye hala kızımın derdindesin Turgut? Ne nişanı Kerime Hanımcığım? Ben nişanlanırsam bu kişi sadece Feride olacaktır. Sakın inkar etme Turgut. Zira düş kırıklığım anlatılmaz boyutlarda. Sana olan güvenimizi yıkma. Her şeyi biliyorum. Bizzat Feride'nin ağzından duydum. Hatta yaza düğün yapacakmışsın. Kerime Hanımcığım... Bu nişan dediğimiz bir kaza. Adı geçen kişi de benim mesai arkadaşım Serra. Feride'ye aldığım yüzüğü bulmuş. Üstelik bir de üzerine alınmış. Kendisiyle kısa bir süre iffetsiz bir hal yaşamıştım. Bununla ölmüyorum tabii. Bilakis. Şimdi bu kaza... Ki ben o hatayı düzelttim. Merak buyurmayınız. Mamafi, bu yanlış anlaşılma yüzünden hayatımın
tek gerçek aşkı yüzünü bana çeviriyor. O Salih denen adama benim aşık olduğum gözlerle gülümsüyor. Ah Turgut ah. Vaktinde sözümden çıkmasaydım bunlar olmayacaktı. Şimdi Feride fena halde, o Salih'e aşık. Babasını da beni de çok üzüyor. Ve biliyor musun? Bu Salih denilen adam için evi terk etti. Başımızı öne eğdi. Nasıl? Evimi terk etti. Nerede kalıyor? Bilmiyorum. Belki de bu Salih'in evine gitti. Yuvam darmadağın oldu. Kıyametler koptu Turgutcuğum. Eğer Feride'ye bir nebze değer veriyorsan bize yardımcı ol. Kolay gelsin Bahar. Buyurun Savcı Bey, nasıl yardımcı olabilirim? Bahar'cığım, biliyorum ki Feride Hanım'ı ziyadesiyle seviyor ve onu iyi tanıyorsun. Onun mesai ve hususi hayatıyla alakalı da en ayrıntılı bilgiyi sen biliyorsun. Yanılıyor muyum Bahar'cığım? Az evvel beni annesi Kerime Hanım ağlayarak aradı. Kızlarının nerede olduğunu merak ediyorlar. Perişan durumdalar. Sen Feride'nin nerede kaldığını biliyor musun? Turgut Bey, Feride Hanım hususi hayatını benimle paylaşmaz. Feride Hanım bunu kimseye anlatmaz. Ketumdur. Siz bunu benden daha iyi bilirsiniz. Biri hakkında bilgi edinebilmek için onun anlatmasına lüzum mu var kızım? Bir otel rezervasyonu sen yaptırmışsındır. Ne bileyim, fakülteden en son hangi arkadaşıyla konuştuğundan haberdarsındır. Ha Bahar'cığım, bir düşün bakalım. Ben hiçbir şey duymadım Turgut Bey, bir şey bilmiyorum. Ya yapmayın etmeyin, ne biliyorsanız söyleyin, bir yuva dağılıyor. Kerime Hanım hiç iyi değil. Mehmet Sayın Bey'in kalp rahatsızlığı nüksetti. Kızlarını dizlerinin dibinde istiyorlar. Onları barıştırmak bizim vazifemiz. Feride'nin mutluluğundan hepimiz mesulüz. Bahar, bu yaptığın günah bir anne baba inciniyor. Sen bilmiyorsan Feride'nin nerede kaldığını kimse bilemez. Rica ederim dürüst ol. Turgut Bey, hayır, ben bilmiyorum. Ölürsen haber et. Savcı Bey. Ben bir yuvanın dağılmasını istemem. Yetişkin bir kızım var. Size yardım edeceğim. Feride Hanım'ın nerede kaldığını biliyorum. Bahar'la konuşurlarken duydum.
Sizi daha önce görmüştüm değil mi? Bir bayanla gelmiştiniz annemi görmeye. Adliyeden Salih Pek. Nihan Hanım'la görüşmek istiyorum. Tamam, çağırayım o zaman ben annemi. Anne. Anneciğim, adliyeden bir bey geldi, seninle görüşmek istiyor. Kim? Savcı bey mi? Bilmem, adı Salih'miş. Sen burada kal yavrum. İyi günler. Ben adliyeden... Mahir, 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 Mahir. Thank you.
Ne dedi o adam? Hiç. Hiçbir şey. Önemli bir tanık gelmemiş duruşum. Gene mi sonuçlanmamış? Benim de asabım bozuldu. Elim ayağım boşaldı. Sen merak etme anneciğim. O katil bize yaşattıklarının cezasını çekecek. Sen üzülme. Seninle aynı sebepten Feride. Gerçekleri öğrenmek için. Neden bana söylemedin ya da adliyeden çıkarken niye haber vermedin? Boş yere tartışmayalım Feride. Tanık evde yok zaten. Nihan'ın mı? Hı hı. Oh. Söylüyorlardı. Başım kazan gibi Feride. Mümkünse çalmasın radyo. Peki. Salih, bu kadar canını yakan ne? Yalnızca başım ağrıyor. Bugün duruşmadan sonra çekip gitmişsin. Üzerine hiç konuşamadık. Şimdi buraya geliyorum, seni buluyorum. Gözlerimin içine bakmıyorsun. Neden? Salih. Sen ağladın mı? Nereden çıkardın bunu Feride? Ne ağlaması? Neden kızgınsın ki bu kadar? Ne başım ağrıyor diyorum. Gelme üstüme, yapma. Özür dilerim. Asıl ben özür dilerim. Eşeği tükettim. İsterim ki son nefesimde senin elini tutayım. Ya söyleme böyle şeyler Salih. Ne olur bana Salih deme. Peki. Ne diyeyim? Oh. İnandığım şeyler temelinden sarsılırken ben de karıştırıyorum artık. Kimdim ben? Seni çok seviyorum.
hepsi mühim değil. Sevda'nın ismi de yok, kimliği de. Sadece aşkla atan iki kalp gerek Sevda'ya. O da bizde var. Teşekkür ederim. İyi günler. Hala yaşıyor. 9 canlı. Şu an kendinde değil ama geveze uyanır uyanmaz öter. Ondan kurtulmak istediğimizi anladı. Uyanmasın abi. Hastane polis kaynıyor Necdet. Hakim hanım önlem aldırdı. Nasıl öldürmeyi düşünüyorsun acaba? Nasıl olacak abi o zaman? Sen karışma Necdet. Gerisini ben hallettireceğim. Bugün Hakk'ın rahmetine kavuşsaydı geveze, bu hediye çok daha makbule geçecekti. Ama ve lakin sen bunu hak ettin Necdet. Sen buraya bana kızmaya gelmedin mi abi? Bu ne şimdi? Ben adaletli biriyim Necdet. Tanımadın mı sen beni? Hı? Çok hata yapmış olabilirsin. Ama attığın bir taş turnayı tam gözünden vurdu. İstesek böyle denk getiremezdik. Nazif'i bulduğun için sana biraz kızmıştım ama. Olsun. Şimdi öyle bir adam bulmuşsun ki Necdet. Mahir itinin anası Süleyman'ın kapatması çıktı yalan. Oha. Tak o saati koluna Necdet. Hak ettin sen onu ya. Geçimini başarın geçecek. Sağ ol. Kusura bakma. Seni de üzdüm. Önemli değil. Sen iyi ol yeter. Hadi adliyeye gidelim. Şu yeni tanık durumunu soruşturmam gerek benim. Feride, evvela hastaneye gidelim mi? Geveze Ahmet'in durumuna bir bakalım. Belki kendine gelmiştir. Bize asıl katilin kim olduğunu söyleyebilir. Geveze Ahmet'in ne diyeceğinin bir önemi kaldı mı artık Salih? Bugün duruşmada olanlar her şeyi açıklıyor zaten. Feride. Adam asıl katilin kim olduğunu biliyor. Farkında değil misin? Salih asıl katil Nazif Kara. Sen beni kör olmakla suçluyordun. Sen şimdi aynı şekilde davranıyorsun. Nihan Hanım konuşunca her şey ortaya çıkacak. Cinayetin sebebi de var. Hemen böyle kestirip atma. Belki tesadüftür. Böyle tesadüf filmlerde bile olmaz Salih. Evet, tesadüfen Nazif Kara oğlunun yerine adliyeye geldi. Tesadüfen eski karısının yıllardır birlikte olduğu adamı ölü buldu. Hatta tesadüfen o cinayet aletini eline aldı. Yapma Allah aşkına. Sen nasıl Nazif Kara'nın katil olduğuna inanmıyorsun hala ben anlamıyorum. Sence yeterli sebep yok mu? Sence var sanırım. Haklısın. Her şeyi Nazif Kara öldürdü dese de ben içimde o adamın masum olduğuna inanıyorum. Gene de hastaneye gidip Geveze Ahmet'in durumuna bakacağım.
Onun ifadeleri senin yargılarını bile değiştirebilir. Ben de geleceğim senin hastaneye o zaman. Senin haklı olma ihtimalini göz ardı etmeyeceğim. Sağ ol. Ben işimi yapıyorum sadece. Layıkıyla yapıyorsun ama. Minnettarım sana. Ben bakarım. Kader Hanım. Buyurun Savcı Bey. Beni sıkıntı hayale uğrattınız. Ben sevdiğiniz adamı hunharca katleden suçlunun cezasını bulması için çırpınıyorum. Siz duruşmaya katılmıyorsunuz. Geldim. Ama geri döndüm. Neden? Korktum. Silahlar, vurulan insanlar. Ayrıca duruşmanın bile erteleneceğini tahayyül ettim. Yanılmış mıyım? Maalesef evet. Duruşma yapıldı. Ama sizin katılımınız için ertelendi. Önümüzdeki duruşmaya geleceksiniz, değil mi? Siz bilirsiniz Kader Hanım. Eğer siz gönül rızasıyla katılmazsanız ben sizi zorla duruşmaya getireceğim. İyi günler. Turgut Bey. Buyurun. Salih Bey kim? Bu münasebetsiz stajyer avukat buraya mı geldi? Bilhassa kendisi. İşgüzar bizzat. Önemsiz biri. Siz dediklerimi düşünün. Sen çok iyi bir polissin Yasin. Sen olmasan belki de Nazife'ye hiç kavuşamayacaktık. Kim bilir onu bulmak için ne tehlikelere girmişsindir. Sana hayatım boyunca minnettar kalacağım. Hazırsak gidelim mi? Tamam. Ben alırım. Dikkat etmeniz gereken her şeyi konuştuk. Hassasiyet gösterin mutlaka. Müsterih olun doktor bey. Yanımda kapı gibi hususi hemşirem var. Merak etmeyin. Biraz ağrınız olabilir ama önemsemeyin. Mühim değil. Bu benim ilk kurşun yaram değil zaten. Bakarım ben kolcağızıma. Biz sizi daha fazla meşgul etmeyelim. Başkalarını devasız bırakmayalım. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Songül, abin. Ne yapacağım? Gel buraya gir. Gir. Nasıl oldun, iyi misin? İyiyim abi, eyvallah. Hayırdır, beni ziyarete mi geldin? Geçmiş olsun Yasin komiser. Ben bir geveze Ahmet'in doktoruyla konuşayım, gelirim. Tamam, ben de gelirim sonra.
Kardeşim kusura bakma ya. O kadar bizim için vuruldun. Gelip adam gibi bir geçmiş olsun bile diyemedik. Ama şunu bilesin. Orhan benim için neyse artık sen de öylesin. Ailen dışında değilsin. Mühim değil kardeşim. Ben hiçbir şey karşılık bekleyerek yapmadım. Biliyorum. En çok da bu başıma öne yiyor zaten. Neyse Mahir, bu sosyetik havaları bırakalım. Asıl sen anlat, ne oluyor? Geveze, doktor. Bugün duruşma yok muydu? Felaket oldu Yasin. Koca bir deprem. Tek enkazı benim desem yeridir. Neyse. Geveze'yi görmeye geldik. Sabah herifi adliyenin önünde vurdular. Belli ki konuşmasın diye susturdular. Ulan arkadaş, iki gün hastanede yattık. Dünya yıkılmış be. Ne zaman belli olur durumu? Kritik. Ancak 24 saat sonra kesin bir cevap verebilirim. O da yaşamaya devam edebilirse. Yalnız sana bir şey diyeyim mi? Bu alemin en fırıldak adamıdır bu geveze. Sırf senin elinden kurtulmak için bile zorla yaptırdılar demiş olabilir. Mahkemeye gelip dalga geçebilirdi. Bilmiyorum, belki haklısın. Fakat babamı kurtarmak için son umudum o kaldı. Haberler kötü. Doktor umutsuz. Sabah çıkarsa belki yaşar diyor. Yasin komiser, geçmiş olsun. Bir vukuat mı oldu, vuruldunuz mu? Yok. Trafik kazası. Kırmızı ışıkta durmak yerine geçince böyle oldu. Geçmiş olsun. Sen konuşacak mısın doktorla? Gidelim mi? Seni alacak olan var mı? Var abi, Kemal gelecek. Tamam. Tekrar geçmiş olsun. Hadi eyvallah. İyi günler. İyi günler. Songül? İyi misin? Ne yapıyorsun böyle yerde? Siz abimle... Siz abimle çok mu yakınsınız? Yani... En azından eskisi gibi gırtlak gırtlağı değiliz. Sana kardeşim diyor. Abim öyle herkese kardeşim demez. Diyorsa gerçektir. Siz yakınsınız. Hadi gel. Seni eve bırakayım.
itibarım hüküm verildi desem değil. Hayırdır, ne oldu anlat. Otuz yıl önce ben hapishaneye girince seninle tanıştığımız vakit işte bir gibi kapının önüne koydu oğlum. Şaşırdım önce, inanamadım. Vaktiyle pamuklara sarardı oğlanı diye. Meğer öfkesi boğmuş ana yüreğini. Taş olmuş. Pantolon, bir hırkayla, kara kış vakti. Bıraktım Mahir'in elini. Beş yıl, beş yıl ana evi kapısı açılmadı Mahir'ime. Beş yıl, her gün sadece Mahir'imi düşündüm. Hem anasız kaldı oğlum, hem babasız. İhanetin en büyüğünü o yaşadı. Abimin evinde bekledi beni. Düşün. Yedi çocuk abimde. Bir de Mahir. Yokluk var. Açlık var. Hastalık var. Sıkıntı gibi. Her akşam gözlerimi yumduğumda bugün aç mı Mahir'im, tok mu? Başını koyacak bir yastık bulabildi mi diye düşündüm. O küçücük aklımdan neler geçtiğini kestirmeye çalıştım. Çıkar çıkmaz aldım Mahir'imi, vardık buralara. Çıktığımı duyunca Kader'in abisi peşimize düştü. İşi kan davasına çevirmek için. Ben de Mahir'im zarar görmesin diye alıp bir kömürlüğe kapattım. Üç gün orada kaldı, tek başına. Karanlıkta, soğukta. Sonra da bir daha anasının adını ağzına almadı. Öldü saydı onu. Yetmemiş ki şimdi oğluma yaptıkları karşıma çıktı yine. Bu rahmetli başsavcıyla rahmetli başsavcıyla anlayıver gerisini işte Dalyan. Bir kızları bile olmuş. Mahir'ime üvey kardeş. Ay ben tarihin böylesine, kaderin cibesi mi de tesadüfün daniskası mı? Şimdi ben kime desem de, ne desem de inandırsam kendim Dalyan'a, o Hakime Hanım gözüme bakıp kalemi kırsa kim haksız der? Öf. Öyle bir düzülmüş ki hikaye. Hangi bir kendimden şüphe ederim? İtimadım kalmaz.